ESVT tedavisi hastalara dışarıdan şok verme tedavisidir. Hasta değerlendirip ESVT tedavi endikasyonu konulduktan sonra ESVT başlığını hastanın ağrıyan bölgesine odaklayıp yaklaşık olarak 4-5 dakika süren bir tedaviyle basitçe uygulanabiliyor. Tedavinin toplam seansı haftada bir ve 4-5 seans kadar uygulanıyor. Hangi hastalıklarda kullanılabilir? Kalsifik tendinit dediğimiz omuz kireçlenmelerinde, tenisçi dirseği dediğimiz lateral epikondilitte, golfçi dirseği dediğimiz medial epikondilitte, kalça kireçlenmelerinde, özellikle kalçanın kese iltihabında, dizdeki patellar tendon iltihaplarında, yine ayaktaki aşil tendinit dediğimiz iltihabi durumlarda ve halk tarafından da bilinen epin kalkanayı yani topuk dikeni tedavisinde biz kliniğimizde ESVT tedavisinden faydalanıyoruz. Bunun dışında yine kaynaması gecikmiş kemik kırıkları tedavisinde de ESVT tedavisinin ciddi bir şekilde kaynamayı sağladığı çalışmalarda gösterilmiştir. Peki hangi hastalıklarda kullanmamak lazım? Yani hangi hastalarda kullanmaması gerekiyor? Özellikle kanserli hastalarda, o dönemde enfeksiyon geçirmekte olan hastalarda, kanama bozukluğu olan hastalarda, kalp pili olan hastalarda ve gebelerde bu tedaviyi kullanmıyoruz. Yan etkisi var mıdır? Çok ciddi olmamakla birlikte ESVT uygulanan bölgede aşırı bir hassasiyet, küçük kanamalar, ödem, mide bulantısı gibi çok önemli olmayan yan etkiler de görülmektedir.